Sevgili izleyenler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaligrafide harfleri çalışmaya devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet, bugün B ve P harfini çalışıyoruz. Divitle çalışıyorum ben. Daha sonra normal kalemle çalışmayı da göstereceğim. Evet, şöyle bir çıktık. Ondan sonra aşağıya iniyoruz. Sonra düz bir gidişimiz var. Kalemimiz. Şöyle aşağı indikten sonra düz bir gidişimiz olmalı. Bir de şöyle B çalışalım. Evet. Şöyle çıkıyoruz. Çıktıktan sonra aşağıya iniyoruz. Ve düz bir birleşim oluyor. B harfini birkaç sayfa çalışmalıyım. Evet, yeni başlayanlar birkaç sayfa çalışmalı. Evet, tekrar gösteriyorum. Durdum. Şöyle çalışıyoruz. Kalemin tutuş açısına her zaman dikkat ediyorum. 45 derecelik eğimle kalemimi tutuyorum. Divit de öyle. Divit de aynı şekilde 45 derecelik eğimle tutmalıyım. Evet, düz bir şekilde aşağı iniyoruz. Sonra ortanın yukarısından çıkıyoruz. Yine aşağı indik. Düz bir şekilde birleşim yapıyoruz. Evet. Şöyle bir tane daha çalışalım. Şöyle indik. Sonra düz bir şekilde birleşim yapıyoruz. Sevgili izleyenler. Evet, şimdi normal şöyle kalemle göstereyim. Tabii bu divit uç kadar estetik durmuyor. Biraz daha kalın duruyor. Evet, daha keskin duruyor. Evet, indim. Çıktım yukarıya. Şöyle aşağıya iniyorum ve birleştiriyorum. Şöyle ikincisini yapalım. İndim. Çıkıyoruz. Şöyle. Evet, iniyoruz düz bir şekilde. Daha sonra şöyle harfinin çıkıntısı ve düz bir şekilde birleştiriyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Yeni başlayanlar bunu 2-3 sayfa çalışmalı. Pekiştirmek için mutlaka 2-3 sayfa çalışmalısınız. Düz bir şekilde iniyorum.
P harfini çalışıyorum. Düz bir şekilde aşağıya indim. Sonra şöyle iniyorum aşağıya ve hafif bir dönüşüm var. Yani şurası B harfi gibi düz gelmiyor. Ona dikkat edelim. B harfi gibi düz değil. Hafif şurada yukarıya çıkıntı var. Yine düz bir şekilde indik. Çıktık ve şöyle hafif yukarıya çıkıyoruz. Aynı şekilde yapmaya devam edelim. Yine B harfinde olduğu gibi bunu 2-3 sayfa çalışmamız gerekli. Eğer pekiştiremezsek daha fazla çalışmalıyız. Şöyle devam edelim. Sevgili izleyenler, düz bir şekilde yine aşağı iniyoruz. Sonra şöyle çıktık. Yine harfin şöyle parçasını yapıyoruz. Şöyle. Evet. Düz aşağıya doğru düz inmeye dikkat edin. Şöyle düz bir şekilde indim. Yukarıya çıkıyorum. Sonra hafif eğimde yukarıya doğru çıkıyorum. Şuna dikkat ediyoruz. B harfinde düz ama P harfinde şöyle bir dönüş var. Dönüş olması gerekli. Evet. Şimdi normal kalemle çalışalım. Mavi de var bu sefer. Mavi deneyelim. P harfini çalışıyoruz. Şöyle iniyoruz düz bir şekilde. Daha sonra şöyle çıktık. Şöyle bir dönüşümüz olmalı. Evet. Tabi divit kadar keskin olmuyor ki divitte keskin hatlar var. Bu daha yuvarlak bir hat oluşturuyor. Bu kadar keskin hat oluşturmuyor. Evet. Divitteki yavaşlığınız bunda olmamalı. Çünkü hemen sayfada yayılmalar yapıyor. Biraz daha bunları seri oluyorum bu kalemi kullanırken. Şöyle dönüşümü yapıyorum. Şöyle çıktım. İniyorum aşağıya. Hafif yukarıya doğru çok hafif dönüşümü yapıyorum. İndim düz bir şekilde sevgili izleyenler. Sonra çıkıyorum. Hemen çizgiye değdikten sonra hafif yukarıya çıkıyorum. Evet, görüyoruz. Şurada B harfi düz bir şekilde ama P harfi biraz daha eğimli yukarıya çıkmakta. Divitle çalıştıklarım normal
Kesik düz uçlu kalemle çalıştıklarım. Onlar da böyle tabi divitle çalıştıklarım biraz daha keskin hatlar oluşturmakta. Evet, bundan sonraki videolarımda yine harfleri paylaşmaya devam edeceğim. Yeni başlayanlar bunu harfleri iki sayfa çalışmalı. Evet, tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.